100 bin imzadan biri de sizden. Perinçek için imza.com. Sayın Perinçek'in dolayısıyla Vatan Partisi'nin bu konuda özellikle Türkiye'nin tam bağımsızlığı konusunda yaptığı çalışmalar ve söylemler, yazdıkları ve konuşmalarını bugüne kadar biliyoruz. Emekli askerlerden sanatçılara, akademisyenlerden siyasetçilere çok sayıda isim seferberliğe dahil oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doktor Doğu Perinçek'e imza için seferberlik her geçen gün büyüyor. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanımız. Vatan Partisi olarak sorumluluk ve görev üstlenmeye hazırız. İlçe seçim kurullarında imza verme süreci 22 Mart'ta başlayacak. 27 Mart saat 20'de sona erecek olan imza verme çalışmasına Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in adaylığına toplumun tüm kesimlerinden destek yağıyor. Çeşitli kesimlerden siyasetçi, sanatçı, akademisyen, inanç önderi çok sayıda kişi Perinçek'in adaylığına destek verdi. Vatandaşlara seferberliği büyütme çağrısı yaptı. O isimlerden biri emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Fahri Erenel oldu. Sayın Perinçek'in dolayısıyla Vatan Partisi'nin bu konuda özellikle Türkiye'nin tam bağımsızlığı konusunda yaptığı çalışmalar ve söylemler, yazdıkları ve konuşmalarını bugüne kadar biliyoruz. Aslında Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye'nin tam bağımsızlığına kavuşabilmesi için çaba göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bu hasar dışında kurmuş bir liderdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'ndan beri NATO'ya girişimizle birlikte Türkiye'de yol açtığı tahribatın, yol açtığı darbelerin ve benzeri çabaların haddi hesabı yok. Seçimlerde tabii Türkiye'nin güvenliği ve Türkiye'nin geleceği de mutlaka masaya yatırılacaktır. Bu konuda da Sayın Perinçek'in görüşleri özellikle tam bağımsız bir Türkiye'nin kurulması, benim de katıldığım açıkçası NATO'dan çıkılarak Türkiye'nin daha yakın ülkelerle ki artık bölgesel güvenlik yani güvenliğin bölgeselleşme kavramlarına çıkmıştır. Türkiye'nin bağımsızlığının sağlanması konusunda da önemli bir yol gösterici olacağını değerlendiriyorum. Başarılar diliyorum bu yolculuğunda da. Aral Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muhammed Nur Doğan da Vatan Partisi Genel Başkanı'nın aday olması için topluma çağrı yapan isimler arasında yer aldı. Vatanın bütünlüğü, milletin ve devletin bekasını en önemli değer olarak gören bir akademisyen olarak bu ilkeler uğrunda büyük mücadele veren Doktor Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyorum. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay da Doğu Perinçek'in Türkiye'nin zor günlerine Atatürk gibi bakan bir lider olduğunu belirtti. Akay, vatandaşlara Atatürk'ün Türkiye'si için Sayın Perinçek'i desteklemeye çağırıyorum diyerek seslendi. Her dönem siyasetin etkin bir ismi olan Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması kesinlikle gereklidir. Ve 22 Mart'ta Sayın Perinçek'in adaylığı için imza vereceğim. Öncelikle siyasal temsilin demokrasinin temel ilkelerinden biri olduğunu ve her siyasi görüşün de parlamentoda temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Türkiye zor günlerden geçiyor ve Sayın Doğu Perinçek'in zor günlerde olaylara Atatürk gibi baktığını hissediyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan aydınlanma ve laiklik için Atatürk'ün Türkiye'si için sizlerin de Sayın Doğu Perinçek'i desteklemenizi istiyorum. Benim omuzlarımda olan borçları ödemeye hazırım. Gazeteci Serpil Arpaslan'da Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in adaylığını destekleyen isimlerden oldu. Demokrasi adına dünyanın dengelerini bilen ve vatan bütünlüğünü savunan tanıdığım en derin siyasetçi Sayın Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasını destekliyorum. İmza için bir destekli opera sanatçısı Profesör Doktor Mesut İktuğ'dan geldi. Doğu Perinçek'in yaptıkları ortada. Türkiye'nin entelektüel ve siyasi önemli şahsiyetidir. Sayın Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adayımdır. Hazırız. Vatan Partisi'nin zamanı gelmiştir. 100 bin imzadan biri de sizden. Perinçek için imza.com. Tıkla, imzala.